Evet. Üçüncü yanımız bugünkü, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Bakalım Hilal Hanım gelmiş mi? Hilal geldiyse hemen kendisini yayına alalım. Bu vesileyle tekrar diğer iki yayından da söylemiştim ama 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Biraz yoğun bir programımız var valla. Aralarda karışırsa kusura bakmayın. Bazen sorduklarımı falan bir daha sorabiliyorum. Hilal Ertaş'la yayın yapacağız. Hatta Hilal gelmiş. Zeynep Hanım gelsin bakalım Hilal Hanım. Konuşalım kendisiyle. Merhaba. Merhaba abi. Nasılsın Hilal? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Fon çok güzel arkadaki. Evet, sizin için özel hazırladım. Aa, neler var bir say bakalım bize. Vallahi bütün arkadaşlarımla anılarım var böyle. Birleştirdim, öyle güzel duruyor. Takım arkadaşlarım mı? Takım, bütün arkadaşlarım, hepsi var. Nasıl gidiyor karantina günlerin? Abi başta yani alışmıştık, güzeldi ama yani gün geçtikçe artık sıkılmaya başladık. Umarım bir an önce atlatırız hep beraber bu süreci. Sen peki Bolu'da mısın? Neredesin? Ben İstanbul'dayım. Zaten Bolu'ya maçtan maça gidiyordum. Hani böyle sürekli devamlı kalmıyordum orada. İstanbul'dayım şu an. İstanbul'dasın. Peki takım arkadaşlarına görüşüyor musun? Bu iptal kararından sonra nasıl onların morali? Konuştuk. Yani tabii ki sağlık açısından hepimiz için iyi oldu. Yani konuşuyorduk zaten bu süreci hep beraber. Herkes için daha iyi olduğunu düşünüyorum bu kararın. Peki sen ilk duyduğun zaman ne hissettin? Yani aslında sevindim. Yani hem sakatlık falan olur diye de çok korkuyordum. Hani uzun süre antrenman yapamadık çünkü. Kesinlikle. Sağlık açısından da dediğim gibi. Bakalım yani önümüzdeki sezon artık. Kaldığımız Hayırlı. yerden. Aynen. En büyük hayranın Zeynep Hanım'mış bu arada. Sen doğru mu? Öyledir, bilmiyorum. Değil mi? Vallahi öyle yazmış. En büyük hayranın demiş. Peki Hilal, bize basketbolu nasıl başladığını anlatır mısın? Şöyle birinci sınıfta beden eğitimi öğretmenim seçti, Atilla Baş. Sınıftaki kızlardan çok uzundum yani. İlk öyle gördü, seçti. Sonra onun spor okulunda oynadım. İkinci sınıftayken de o zamanlar Fenerbahçe Spor Kulübü okula seçmelere gidiyordu. Böyle bir şey olacağını da biliyordum sürekli, zaten Atilla Hoca söylüyordu bana. Bir gün içeri dört tane antrenör birden girdi. Ben de anladım zaten seçme falan olacağını. Arkada oturuyordum böyle. Sıranın altındaki demire bastım. Boyum uzun gözüksün de beni de seçsinler falan diye. Öyle seçtiler. Altı, yani seçmelere gittim, onu da geçtim. 6 sene Fenerbahçe'de oynadım. O şekilde sonrasında DSE'ye geçtim. 4 sene, altyapı sezonumu da DSE'de tamamladım. O şekilde başladı. Kaç sene oldu peki toplam? 14 yıldır oynuyorum. Maşallah. Evet. Maşallah. Peki kaç yaşındasın şimdi? 21 yaşındayım. 21. 21, 22 işte. 22. Peki bu seneyle ilgili planların neler? Ya bu sene açıkçası yani her geçen sezon daha da zorlaşıyor. Hani bu sezon da çok zor hani olmuştu benim için. Bakalım yani, bilmiyorum. Tabii ki yine yazın antrenmanları devam edeceğim. Yani hız kesmeden devam edecek. Bakalım yani ne olacağını bilmiyorum önümüzdeki sezon. Peki Bolu'ya nasıl transfer oldun? Bir anlatır mısın bize süreci? Ya Bolu'ya şöyle, yine transfer teklifi için böyle bekliyordum. Ama hani uzun bir süre geçti. Hani artık maçlar falan başlayacaktı. Sonra hani açıkta kalmak hiç istemiyordum. Dedim hani artık böyle olmayacak. Bolu'da beraber oynadığım arkadaşım Şara, biz onunla hem aynı zamanda da okul takımında da beraberiz. Ondan rica ettim. Serhat abiyle görüştü. Sonra biz iletişim içinde olduk Serhat abiyle. Görüştük, konuştuk. Öyle anlaştım. Transferim öyle oldu bu sene Bolu'da. Peki Artı Akademi'deki basketbol iklimi nasıl? Bize biraz anlatır mısın? Orada basketbola bakış açısı nasıl? Bolu'da nasıl? Taraftarların yoğunluğu nasıl? Yani taraftarlar, ya bizi her maç destekleyenler tabii ki oluyordu. Ama şöyle mesela ben 5 numara oynadım yani bu sezon. Yani normalde ya pozisyon değil ama mecburiyetten tabii ki bu sezon öyle oynamam gerekti. Yani şöyle genel kısa, çok kısa oynuyoruz. Yani bir kere takımımız çok kısa. Yani uzun benim bir kere, ben 5 oynuyorum. Uzuna dayalı, savunma ağırlıklı bir basketbol oynamaya çalıştık bu sezon.
fast break ağırlıklı, sürekli hani hızlı hücum etmeye çalıştık. Basketbol açısından böyleydi yani yaklaşımımız. Peki diğer yaş grubu takımlarınız var mı? Oynuyorlar mı sizlerle birlikte? Siz görüyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Evet, spor okulu da var, altyapı da Var değil var. mi? Ama hani Akademi biz pek sonuçta. fazla, evet aynı, ama fazla denk gelmiyorduk hani. Zaten çok fazla da hani bu sezon şehir dışından gelenler de çok olduğu için çok fazla sık antrenman da yapamıyorduk. Öyle. Peki orada mesela uzun vadeli bir plan yapıldı mı? Size paylaşıyor mu koçlarınız hani şu sene Süper Lig'e çıkmak, işte şu sene belki TKBL'ye çıkmak, sonra Süper Lig'e. Böyle telaffuz edilen bir planlar var mı? Kısa, uzun vade, orta vadeli. Ya abi açıkçası bu sezonda hani beklediğimizden farklı gelişti açıkçası. Yani kendi adıma söylemem gerekirse yani grubu dördüncü bitirmemiz büyük bir başarıydı bizim için. Hani o yüzden ya bize öyle bir konuşma yapılmadı. Ama umarım olur yani ileride öyle bir plan. Hadi bakalım. Temel Bülten, Cafer Ay'a geldik. Sahaya attık taş. Seni seviyoruz Hilaler Taş. Demiş. Tanımıyorum. Aa, en büyük hayranınız benim demiş demin de. Tanımıyor musun? Hayır. Aa. Kusura bakmasın o zaman. Peki devam edelim. Forma numaranın özel bir anlamı var mı senin için? Yani ilk başladığımda 11 giydim. Uğur getirdiğini düşünüyorum. Hep 11 giymeye devam edeceğim. Bakalım oynadığım süre boyunca da. İyi, hadi bakalım. Peki. Devam ediyorum. Lakabın kırmızı haricinde lakabın var mı? Hep kırmızı yazıyorlar aşağıya. Hayır, herkes kırmızı diyor. Kırmızı. Başladığımdan beri öyle yani. Zeynep Elif Duran demiş ki hayır onu ben yazdım. En büyük hayranı benim demiş. Karıştırmışım, kusura bakmayın. Doğru. Doğrudur. Peki. Peki kırmızı haricinde hiç lakabı yok mu? İlla direkt kırmızı deyip geçiyorlar mı? Yok. Herkes kırmızı diyor. Adımı bilmeyen falan bile olabilir hatta yani. Kırmızı. Kırmızı kırmızı. Evet yazıyor kırmızı kırmızı. Peki. Maç öncesi yaptığın bir totemin var mı? Şöyle maç öncesi. Bu sezon şöyle bir şey yaptık. Sahaya çıkmadan önce dizilirken takımca hep beraber şarkı söyleyip çıktık. Bu sene bütün yani takım böyle Hangi bir şarkı? totem yaptık. Hakan Peker ateşini yolla bana. İşe yaradı mı? Yani yaradığına inanıyorduk. İnanmaya çalışıyorduk yani abi. Yani sonra peki başka var mı? Senin böyle Yok bireysel var abi. mı totemin? Yani bir de kırmızı oje sürüyordum her maç. Evet. Sonra da kırmızı diyorlar. Diyorsun ki ne bana kırmızı diyorlar. Peki senin böyle gördüğün en böyle absürt totem neydi böyle etraftaki oyunculardan? Böyle saçma bir şey gördün mü hiç? Ya bu ne Abi en ya falan diye. absürtü bizimkiydi bence yani. Ha, takım olarak yaptınız. Evet yani yine öyle bireysel olarak kimseye hani yok hatırlamıyorum. Tüh vallahi bileydim gelirdim ya. Denk gelmedik. Onu söyleseydiniz kesin çeker yayınlardım ama ben sana söyleyeyim bari. Bir şey görürüz yani. Güzel oluyordu ama yani tür taraftarlar falan da yani. İyi, hadi bakalım. Peki hangi ayakkabıyı tercih ettin bu sene? Ne giyiyorsun? Bu sene LeBron giydim. LeBron Witness serisi vardı. Memnunsun. Onu giydim. Memnunum, evet. Güzel. Peki şöyle biraz ortalık karıştıran sorulara geçeyim ben. Takımdaki yeni arkadaşın kim? Hepsi deme, kabul Şey, etmiyoruz cevabı. yani hepsiyle anlaşıyorum tabii. Hepsiyle aram çok iyi ama şöyle yani kulüp evinde beraber kaldığım için daha çok vakit ayırdık birbirimize falan. Hani Lara'yla, İlkim, Şara ve Elif, hani onlarla daha çok vakit geçirdim. Dört Dördü. oldu zaten yani. Dört daha say takım bitti. Tamam o zaman birini söylemem gerekiyorsa Şara. Tamam. Tutku en iyi arkadaşım demiş. Şevval Çiftçibaş. Bunlar kendi aralarında bir şeyler konuşuyorlar aşağıda. Tamam Evet biz onlar, karışmayalım, devam edelim. evet bence de. Peki devam ediyorum. Peki bu sezonun en komik anısını bize anlatır mısın sahadaki? Güzel bir anı Yani. bekliyorum. Bak Betül çok komik bir şey anlattı. Senden de bekliyorum. O zaman şu bu sezon bir şey olmadı ama benim altyapıdayken çok komik bir anım var. Tamam dinleyelim. Fenerbahçe'de oynarken annem sayesinde bir kere seyircisiz oynamıştık maçı. Ne yaptık ki? Ya Caferada Galatasaray'la maç oynuyorduk. Maçımız vardı. Aha. Hakem bizim lehimize bir karar verdi. Ondan sonra karşı takımın velisi de bize böyle hakaret içerikli bir şeyler söylemeye başladı. Sonra Ha. hani ben en son sahadaydım. Yani tribüne baktığımda annem o tarafa doğru koşuyordu.
Babam annemi tutmaya çalışıyordu. Sonra zaten şey oldu hani taraftarsız oynadık. O şekilde. Neyse, herkes o zaman böyle kırıcı konuşmamaya davet etmiş olalım yayında, ne dersin? Aynen. Aynen öyle. Onu sonuçta hem onların sporcu olduğunu, sahada oynayanların, hem her şeyden önce bir Kesinlikle. hanımefendi olduklarını unutmamanız lazım. Aynen Yakışmamış öyle. bir yere. Neyse, devam ediyoruz o zaman. Peki sen hiç basketboldan ayrılmayı, bırakmayı düşündün mü, başka bir şey yapmayı? Hiç yani öyle bir düşünce aklımın ucundan geçmedi bu zamana kadar yani. Peki kariyer hedefini söyler misin bize? Yani her sporcu gibi milli formayı çok giymek istiyorum ben de. Ya hiç nasip olmadı bu zamana kadar. Ama neden olmasın? Ama kısa vadede düşünürsek Süper Lig'de oynamak, yani Süper Lig'de bulunmayı çok istiyorum. Umarım en kısa zamanda da gerçekleşir bu. Peki bu sene ne olursa olsun şeye bir dikkat edeceğim mesela, ya oynamasam da Süper Lig'de olayım gibi bir düşünce olacak mı, yoksa yine böyle uzun süre alacağım bir takıma gitmeyi mi düşünüyorsun? Yani önceliğim oynamak her zaman Hı. oynamaktı. Çünkü hani oynadıkça bir sporcunun kendisine güveninin geldiğini düşünüyorum. Hı Belki hı. yanlıştır bilmiyorum. Yo, doğru. Ama yani bilmiyorum. Önceliğim sanırım hani oynayacağım bir takıma gitmek olur. Ya Peki o zaman tabii yine bu TKBL veya KVBL düşünür müsün? Yoksa tabii ki de hani bu yani 2 dakika da olabilir, 5 dakika da olabilir, 15 dakika da olabilir. Sonuçta oyuncuyuz ve genç oyuncuyuz. Hani 2 dakikadan bile bir şeyler çıkarmamız gerekli kendimize diye düşünüyorum. peki Fenerbahçe'deki hocalarını bize sayar mısın? DSİ'deki, Fenerbahçe'deki, şu an Artı'daki kimler var? Şöyle Fenerbahçe'ye, yani ilk Fenerbahçe'de Melike İnci Genel, Mehmet Ersöz, Erkan Metin, Ömer Buharalı'yla çalıştım. Çok Hı. önemli isimler kendileri. Yani benim bana çok şey katan isimler. Sonrasında DSİ'de Deniz ablayla çalıştım. Deniz Olgun değil mi? Deniz Olgun, evet Deniz Olgun'la çalıştım. Onunla merhaba diyelim mi? Sonrasında zaten öyle bitti altyapım. A takımda da İstanbul Gücü'nde Erdem abi ve Esmeral ablayla çalışma fırsatım oldu. Sonrasında Çekmeköy Ataspor Kulübü Ekrem Polat. Ondan sonra da bu sezon Serhat Tutucu ve Çağdaş Çalış. Güzel. Peki hiç kariyerinde böyle kötü bir sakatlık yaşadın mı? Daha yeni başındasın, Allah göstermesin ama. Omzum çıktı abi ya. Yani evet bayağı hani zorladı Bir beni ama yırtma falan tabii ki olmadı değil mi? çok ufak bir yırtık vardı. Ama Anladım. toparladım yani iyi bir programla kuvvetlendirerek eskisinden daha iyi hale getirdim çok şükür. İyi, hadi maşallah. Geçmiş olsun. Ne kadar sürdü peki Teşekkür tamamen ederim. tekrar geri dönmem? Ya şöyle başta hani çıkmıştı tedavi oldum. Hani fizik tedaviye falan gittim sonra nüksetmeye başladı. Hmm. Ondan sonra hani kroniğe falan bağlamıştı. Ama hani işte 1,5 senedir falan eskisinden daha iyi durumda şu anda. Yani Güzel. birçok kere Geçmiş olsun. çıktı. Bir kere çıkmamıştı yani. Geçmiş olsun. Peki Teşekkür basketbolcu ederim. olmasaydın ne olurdun? Ya bunu hiç düşünmedim. Ama altyapıdayken Fenerbahçe'de oynarken beni atletizm takımından istemişlerdi. Yani bir, ya belki atlet olurdum diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Çünkü koşmayı çok seviyorum. Hani bıkmam, koşarım yani saatlerce. Atlet olabilirdim herhalde. Uzun maraton mu yoksa kısa mesafe mi? Maraton. Maraton. Kesinlikle maraton. Sprinter mi olacaksın sen? Yok. İyi peki. Peki basketboldan kazandığın ilk parayla ne aldığını hatırlıyor musun? Gittim direkt yemek yedim. Aa. Ne yedin be, sağlam bir şey dinliyorsun. Gerçi iftar vakti, söylemeyeyim şimdi, boş. Evet, boş ver abi. Peki basketboldan kazandığın parayla yemek yedin diyelim. Peki bugüne kadar basketbol kariyerinde oynadığın salonlar içerisinde sence bir numara hangisi? Salonlar, en sevdiğim salon. Hı. Cafer Ağa ve Bayrampaşa'yı çok seviyorum. Ama yani Cafer Ağa 1 numara benim için. Ataşehir'de oynadın mı hiç? Maç Yok orada yaptın mı? oynamadım. Yok oynamadım orada. Oynamadım. Peki basketboldan sonrası için sana hangi senaryo daha yakın geliyor? Yani basketboldan sonra ben koç olurum veya basketboldan sonra ben idareci olurum, menajer olurum. Hani senin düşüncen nedir? Ya zaten spor yöneticiliği okuyorum şu anda. Yani O yarın süper. öbür gün basketbolu sonlandırmam gerekirse ya bu camiadan ayrılmadan yönetici pozisyonunda ilerlemek isterim. Yani ya okuduğum mesleği devam ettirmek isterim. Peki güzel. Dövmen var mı hiç?
Yok. Güzel. Peki yaptırsan ne yaptırırsın? Yaptırsam. Papatya ya da babaannemin adını yazdırırdım. Güzel. Peki en sevdiğin yemek? Beyti. Beyti. Peki bir abarttığında ne kadar yersin? Yani bir kere şöyle olmuştu. 1,5 porsiyon beyti yemiştim. Sonrasında da 2 tane lahmacun yiyip arasına döner koyduğumu hatırlıyorum. Yani çok pis boğazım abi. O yüzden hani böyle bir Yok, şey şeye güldüm. yaşanmış. Evet. Şeye güldüm yanlış anladım. Ben Türk Mide Ameliyatı oldum da Ocak ayında. Üçüncü ay mı oldu? 3 ay bitti, 4. ay hatta bugün 4. ay oldu. Şey, yani yine her şeyden az az yiyebiliyor muyum? Lahmacun yediğim anda gidiyor geriye. Sen lahmacun deyince ben bir daha içim kalktı, ona güldüm. Yanlış anlamadım. Önceden peki yiyor muydun abi? Tabii canım, öf. Sınırları zorlardım yani de. Şu an Kaç bir sınır. tane? 3 tane yerdim temiz yani. Evet. Temiz 3 yerdim normalde de, zorlasan 5 tane dersin. Şu an ya bırak, 1/3 yediğim anda çıkarıyorum yani. Evet, demagoji de yapmayalım. Yorum yapan arkadaşlara söyleyeyim. Devam ediyoruz. Hayatınızın sloganı nedir? Onu nereye yazardınız? İçinden geldiği gibi yaşa olurdu. Zaten yazıyor şurada bir yerde. Var. Nerede? Şu arkamda kalıyor. Şurada. Peki, güzel. Peki fobin var mı hiç? Fobim. Karanlıktan korkuyorum. Karanlıktan. Hı. Peki devam edelim. Evden çıkmak için hazırlanman ne kadar sürüyor? Seni en çok kim ne kadar bekledi? Buna takım arkadaşlarından da cevap bekliyoruz. Annen geldi 10 galiba dakika. baba. Evet. Merhaba diyelim annene de. Hoş geldiniz Esma Merhaba. Hanım. 10 dakika sürüyor abi. 10 dakikada hazırlanırım. Kesin mi? Yani bazen tabii istisnalar olabilir. Ama 10 dakika ortalama 3 saat. 3 saat. Alena Bekol diyor ki 3 saat bekledim ben. Nerede bekledin Alena Hanım? Yazar mısınız lütfen? Ya onu ben çok beklettiğim oluyor. Mesela hani yoldayım kanka geliyorum ama halbuki daha evde oluyorum. Karavaş bu arada demiş ki 2 saat. İlayda diyor ki hiç bekletmez diyor. Yalan yalan diyorlar. Kendisi de inanmadı diyor Alena Şenok. Leyla Yeşiltaş kesin değil diyor. Her zaman her yerde bekletiyormuşsun. Bak, emin misin 5 dakikada çıktığına? Yani tabii belki Salih Aleyna'ya karşı olabilir yani bu biraz. Bayağı beklemişler seni. Yok, kabul etmiyor. Geçiyoruz o zaman. Kesin kabul etmiyorsun değil mi? Bekletmiyorum diyorsun. Bekletmiyorum abi. İyi, tamam, geçiyorum o zaman. Peki bugüne kadar aldığın en önemli, en güzel hediye nedir? 2 tane var. Bir tanesi büyük bir Galata Kulesi var odamda. Böyle 1,50-1,60 boylarında. Çok Of. değer verdiğim bir insan aldı onu. Ondan sonrasında bir de üzerinde çocukluğumun basılı olduğu bir kolye. Onu da Elif aldı. Aa, çok Evet, güzel. takım arkadaşım Elif aldı. Benim için manevi değeri çok büyük bir hediye. Bu kadar. Galata'ya yazdılar hemen. Sarabaş Evet. yazdı. Evet. Şaramara ne? Ona da biz öyle diyoruz şarama. Şaramara. Peki. Peki Survivor seyrediyor musun bu sene? İzliyorum. Evet. İzliyorsun. Peki kimi seviyorsun? Kime gıcık oluyorsun? Cemalcan'ı seviyorum. Aycan'ı seviyorum. Mert'e çok gıcık oluyorum. Bir de Yunus Emre'ye. Yani Oğlum iki tane herkes gıcık öyle var da niye zaten. bir iki oluyor onlar ya? Bakayım. Aşağıda bir muhabbet dönüyor ama ben kaçırıyorum. Geçen sene bir şey olmuş. Şara abi adım. Adım Şara, evet tamam, onu anladık. Şara geçen sene. Geçen sene ne oldu? Bir şey mi oldu? Sen yoktun değil mi geçen sene orada? Yok abi bir muhabbet var ama bir sezon oldu o. Dalga Nedir? geçiyorlar benimle. Anlatır mısın bize? Şöyle dengeyle maçımız vardı. Maçtan önce de işte bizi yemeğe davet etmişti denge. Ondan sonra hep beraber yemek falan yendi. Yendikten sonra böyle oyuncularla kaynaşmamız adına bir masada toplandık. Hani birkaç kişi oturuyoruz falan. Sonra işte herkes konuşuyor kendi arasında. Ben şey yaptım. Geçen sene
Hani bir şey anlatacağım. Hani geçen sezon işte sel basmıştı falan bu salon, hani biliyorum falan, onları anlatacağım. Geçen sene diyorum kimse bakmıyor, herkes kendi arasında konuşuyor. Neyse sustum, hani belki birazdan hani herkes susar ben de anlatırım diye. Sonra şey oldu, geçen sene falan oldum, yine kimse dönmedi. Bu böyle 2-3-4 defa falan devam etti. Öyle Evet, dalga falan dedim ya. geçiyorlar. Bir şey Sonra anlatacağım ya, bakınca benim mi falan diye. fark etmiş sonrasında. Sonrasında fark etmişler, hiç kale almamaya başladılar falan. Ben öyle kendi kendime oturdum artık. Diğer takımdaki kızlar da gülmeye başladı tabii. Komikti. Buna mı gülüyorlar peki şimdiye kadar? Evet. Peki devam ediyoruz. En sevdiğin kahve? White chocolate mocha. Basketbolcunun tercihi zaten o. Şekerli mi peki? Of, çok fena. Tamam. Peki evcil hayvan besliyor musun? Bir şey, muhabbet kuşum var. Adı ne? Bulut. Bulut. Hı. Var mı muhabbet peki? Konuşuyor mu? Her şeyi söylüyor. Cici kuş diyor. İşte evdeki herkesin ismini söylüyor. Her şeyi öğrettim. Aslında benim bir Konuşuyor. tane soru vardı. Onu kaldırdım. Papağanın olsaydı ona ilk hangi Papağan. kelimeyi okusun diye. Ama kaldırdım o Cici soruyu. kuş dedirttirdim herhalde papağanın olsa da. Çünkü çok komik söylüyor kuşlar. Peki. Peki öyle şey spontane böyle sen bir şey söylediğin zaman cevap veriyormuş gibi oluyor mu hiç? Yani evet, oluyor çok. Mesela salonda duruyor, kafesi salonda. Ben giriyorum mesela, Hilal falan diyor yani. Annem girince annemin adını söylüyor. Çok Ne garip, öyle bakalım. bilmiyorum. Belki denk geliyor. O ne oldu hiç böyle ya? Geçen sene bir şey anlatacağım, o hala kendi kendine konuşmaya devam ediyor falan. Yok abi, dinliyor beni. İyi, kibarmış kuş, dinliyor yani. Merhaba. Güleç, bu arada hoş geldiniz diyelim. Kırmızı yazmış sana, bir de böyle kalpli göz atmış. Hoş geldin Betül'cüğüm. Hoş buldu. Evet. Favori müzik türünüz ve şarkıcınız. Yani Türkçe yabancı pop dinlerim, severim. Ama kimi söyleyebilirim? Yabancı söyleyeyim. Dua Lipa'yı çok severim. Wiz Khalifa. Hani Nicki Minaj'ı da çok seviyorum. Öyle. Ben Türkçe'de yaşlı herkesi oldum sana. dinlerim yani. Tamam. Bir Ateşim de yolla bana, Hakan dinleyeyim daha Peker. diyorsun. Hakan Peker bir de tabii ki. Evet, ateşim yolla bana. Organik anne demiş ki sen bizim gururumuzsun canım benim demiş. Evet. Kuzenim. Ha tamam. Değişik bir niki var da o yüzden söyledim. Ateşim yolla bana, sana bir söylesek mi ya? Ay yok abi, lütfen. Ha? Canlı yayında şöyle bir ateşim yolla bana söyle. Çalayım ben istiyorsan. Yok. Yok abi, teşekkür ederim. Valla çalabilirim istiyorsan ya. Yani. Yok abi, gerçekten. Yani izleyenlere böyle bir kötülük yapmak istemem gerçekten. Evet. Eziyet etmeyelim diyorsun. Peki favori tatil mekanın neresi? Kelebekler Vadisi'ne çok gitmek istiyorum. Fethiye'ye. Ama bu zamana kadar gittiğim ve beğendiğim yer Antalya, Alanya. Şarkı halk istiyor şarkı, yalnız söyleyip haberin olsun. O şarkı onlarla beraber söyleyince güzel oluyor. Tek başıma söyleyince olmuyor. Neresinden başlayıp söz başından mı başlıyorsunuz? Söylerken En yoksa sadece başından. nakaratı mı? Çıkarken de söylüyoruz. Ortaya gelince de söylüyoruz. Yok yok. Şarkının başından mı başlıyorsunuz? Şeyinden mi? Başından. Yani bu nakaratına kadar, başından başlayan nakaratına kadar. Nasıl başlıyordu şarkı? İşte GDG'le çok zaman öyle bir şeyler işte. Sonra nasıl gidiyor? Bakalım. Hatırlamıyorum abi devamını. Neyse, en azından biraz onu söylettirdik. Bakayım, Erdoğan abi bir şey yazmış. Erdoğan abi, Hakan Peker. Ne yazdın abi? Hakan Peker, Tayin Pekmez, çok sıkıldım, espri yapasım geldi diyor. Abi bak ya, ince bırakıyorsun araya, bak şey yapıyoruz, anlayamıyoruz. Hakan Peker, Tayin Pekmez. Anladın mı? Tamam abi, çok teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Devam edelim biz. Kendimize gelmek için bir iki dakika ara versek mi acaba? Sen tek başına da harika söylersin, hadi bilişim demiş organik anne. Kuzenim. Ben yok. Halk istiyor mu, olur mu ya? Ben onları sonra söylerim ya. Eda Tuncer diyor ki hatırlamıyormuş, sahtekar diyor, ama öyle şeyler söylemeyin konuma lütfen. Ya bir kuple söyle, kurtaracaksın bak biraz. Abi yok ya, lütfen. İyi tamam, hadi devam edelim. Oluru yok yani gerçekten. Gide gele çok zaman yoruldum.
Yola geldim ben de senin oldum. Öyle değil miydi o? Evet Dağıldı. Abi 15 kişi gitti bir anda. Gözün sevim yapma şey şerman. öyle. Peki hadi favori dizi ve filmlerini alalım. Ay. Uyumsuz serisini çok seviyorum. Yani Evet. binlerce kez izledim. Hala daha izlerim. Dizi olarak da La Casa de Papel'i çok seviyorum. Tamam. Sana benzeyen bir karakter var orada. Sorayım bakayım hangisisin sen? Ya bu şey adını hatırlamıyorum. Kıvırcık saçlı sarışın bir adı Tamam. neydi Orada ya? bankada çalışıyordu. Sonradan bir tanesinin sevgilisi oldu Evet o değil evet mi? aynen evet. Kimdi o ya? Yazın bakayım arkadaşlar. Denver'ınki galiba değil mi o? Denver'ın Evet. sevgilisi. Neydi onun adı ya? Aa. Unuttum. Ha, bir de Medcezir var. Evet, Medcezir'i de çok seviyorum. Karantinada Medcezir'i izledim o yüzden. Onun şeyi çok kötüymüş, doğru mu? O Hakan diye bir dizisi var ya, Muhafız mı ne? Berbatmış o dizi. Evet. Yani bir Peki. sezon izledim bıraktım onu da. Allah Allah. Peki basketbol harici hangi sporları oynuyorsun ve seviyorsun? Dediğim gibi koşmayı çok seviyorum. Ama onun haricinde ayrıca okul takımındayım, handbol takımında. Hı. Ama handbola dair hiçbir bilgim yok yani. Sadece topu kaleye atmayı biliyorum yani. Başka bir bilgim yok yani, terimdir vesaire. İşte basketbolcuyuz diye aldılar takımı. Orada da oynuyoruz. Öyle. Israrla Ruffles yazıyorlar ama arkadaşlar iftar diye söyleyemiyorum sana. Şey yapıyor millet. İftar yok yani. Bir, 2 saat sonra olsaydı Ruffles söylerdik. Bir şey daha var. Monika yazmışlar ama bir şey merak ediyoruz. Şehir ismi neydi? Hani bunların şehir adı oluyor ya böyle Evet nickname'lerin. evet evet hatırlamaya çalışıyorum ama gelmiyor Handball aklıma takımları isim. ama. Monika. Tamam işte şehir hangisi ama. Onların hepsinin böyle bir şehir ismi var ya, onu sorduk. Alttakileri Evet. söylüyorum ben bu arada. Peki iyi oynuyor musun futbol veya handball? Voleybol hangisinde iyisin basket haricinde? Handbolda iyiyim. İyi gol atıyorum. Golcü olarak aldılar zaten. Öyle yani, handbolda iyiyim. Bir korfbolu biliyor musun? Yok, hayır. Basketbola benzer bir spor var ya. Evet evet biliyorum ama hani denemedim yani. Çok ben de seyrederken böyle sinirim bozuluyor ya. Böyle potasız bir şeyin içine atıyorlar anlıyorum. Nasıl atıyorlar yani? Evet. Bu Bu arada arada Stockholm. yazdılar Stockholm'muş, evet. Evet. Bir hafta yasaklandı mesela yapmam diye Erdoğan abi. Abi bu şakandan sonra 2 hafta daha yoksun ben sana söyleyeyim yani. Eda Tuncer diyor ki bilekleri çok narin ve keskin diyor. Doğru mu? Bir de Teşekkür çok iyi ederim. futbol oynuyor musun? Bazen antrenman öncesinde ısınmada falan oynardık böyle. Hı. Oradan belki o da onu söylüyordur. Teşekkür Boks ederim bu yapıyor musun? arada. Yok, hayır. Hı. Neyse. Bir saniye. Güle güle. Yeteri kadar trollendik. Başka ne var bakalım? Stockholm, evet. Onun sendromu da var hatta. Handball takımında da olmazsın kanka demiş İlkim Kara. O da bizim aynı takımda, aynı okuldayız ayrıca. İyi kimle? Peki buradan maçtan maça antrenmanlara nasıl gidiyordun peki? Ya şöyle, okulum zaten haftada 3 gün oluyordu. Hı. Yani nasıl desem, zaten maçlarımız pazar günü oluyordu. Cumartesi ya da pazardı. Başta maçtan maça anlaşmıştık ama yani cidden çok zor oluyor. Hani öyle antrenman yapmadan zaten hani takıma alışmak gerekiyor. Şey yapıyorduk yani, mesela ders programımı ayarlamaya çalışıyordum. Maçtan 2-3 gün önce gidip idman yapmaya çalışıyordum. O şekilde yani. Zor oluyordu tabii ki. Hani her hafta git, maçtan sonra İstanbul'a geri dön. İşte hem okulu hem basketbolu beraber yürütmeye çalışıyordum ama tabii ki zor oluyordu yani. Peki senin basketbolcu olmak isteyen küçüklere tavsiyelerin neler olur? Sen daha gerçi çok gençsin ama şu an hala 13-14 yaşında yapanlar var. Yani şeye çok inanıyorum. Hayal etmek. Yani hayal etmekten vazgeçmesinler ve bir hedefleri olsun kesinlikle. Hı. O hedef doğrultusunda da ellerinden geleni yapsınlar. Zaten yani umarım başarılı olurlar yani. Peki sen basketbolcu olduğunu hangi eşikten sonra anladın? Ya şundan sonra tamam artık ben basketbolcuyum dedin. Ya ne zamana kadar senin için keyifli? Ne zaman artık profesyonele döndü? DYS'deyken Türkiye üçüncü olduğumuz sezon, yani benim için de kendime fark ettiğim sezon diyeyim. Yani o sezon gerçekten benim için artık bir şeylerin zaten son sezon şeyimizdi. Yani sonraki sezon genç sezonumuzdu. O üçüncü olduğumuz sene gerçekten çok farklıydı. O gün artık ben basketbolcu olacağım dedin yani.
Hani artık bu işi bırakma da yani tutundun daha da çok sıkı tutun dedim yani. Bakayım, kuzenim bir şey daha demiş ama onu da anlamadım ben. Ve annen gibi, ha tamam, ve annen gibi bir anneleri olması lazım. Peşinde koşabilen. Aynen öyle. Kesinlikle annem sayesinde yani buralardayım. Peki böyle iyi bir transfer yaptığın zaman annenle ilgili planların var mı? Anneme şunu alayım diye. Yani hiç düşünmedim bunu. Yani bilmiyorum. Peki o zaman. Peki son bir sorum var. Önümüzdeki seneyle ilgili var mı bir tüyo, böyle görüştüğün, teklif aldığın, bize vermek istediğin bir tüyo var mı? Hiç yok. Yani zaten daha yeni bitti zaten bu süreç. Hani sezonun kapandığına dair. Hani herhangi bir öyle bir telefon almadım. Umarım alırım. Herhangi bir teklif açığım. Yani umarım devam ederim. Yani çünkü gerçekten çok zor oluyor yani. Birçok takım kapanıyor. Hani artık hani herkesin, bütün oyuncuların oynayacağı takımlar kısıtlanıyor. O yüzden herkesin hak ettiği yerde, hak ettiği şekilde oynamasını çok isterim. Hepimiz için güzel bir sezon olur umarım seneye. Hepimiz için hayırlısı. Bir saniye. Ah, geri geldim. Peki, çok teşekkür ederim yanıma katıldığın için. Ben de çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Rica ederim, estağfurullah. Ben şimdi imzalı forma rica edeceğim senden veya sizin takımdan birinden. Onu da sonrasında çekilişle bir küçük arkadaşımıza hediye ederiz. Bizim hesabımızı takip eden kardeşlerimiz Tamam. var. Sen de eğer uygun görürsen bir tane forma hediye edersen hediye ederim. Ne dersin? Tabii ki çok sevinirim. Ben de çok sevindim. İyi ki katıldın. Çok teşekkür ederim. Sağ Sağ ol. olasın. Görüşmek Teşekkür üzere. ederim. Görüşürüz abi.